Herkese merhabalar. Zekat konusuyla beraberiz. Tonguç evladım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet muhteşem bir şekilde zekat Hocam, konusunu... Hocam harika çizmişsiniz. ...senle beraber harika bir şekilde işleyeceğiz. Biliyorsun evladım benim aslında paylaşma aslında bizim dinimizde çok önemli bir kısım. Ve paylaşmanın da en güzel göstergelerinden bir tanesi Allah'ın... ...farz olarak yerine getirmemizi istediği zekat e, aslında e, ibadetimiz. Zekat ibadetimiz aynı namaz gibi, oruç gibi çok önemli bir ibadet. Kur'an'da çok sayıda geçiyor. Ve aynı zamanda biz bugün seninle beraber sadakayı da öğreneceğiz. Sadaka ve zekat maddi veya manevi sadaka olabiliyor. Zekatsa sadece maddi olabiliyor. İşte bu kavramları teker teker senle irdeleyeceğiz ve öğreneceğiz. Zekat aslında temizlenmek demek, arınmak demek. Verdiğimiz zaman aslında biz arınmış oluyoruz. Bunu öğreneceğiz. İnfak kavramını öğreneceğiz. Senle beraber sadakanın ve zekatın faydalarını da toplumsal ve bireysel olarak öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimize müthiş bir başlangıç yapalım. Ama öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki ödevimizi Ödev. vermemiz gerekiyor değil mi biliyorsun programımıza göre derslerimiz devam ediyor sıfırdan sekize sayısal e değil tabii ki sözel konu anlatımı soru bankamızdan hemen sana ödevini vermek istiyorum çünkü paylaşma ve yardımlaşma konusunun aslında zekat konusundayız senle beraber sayfa 272 ve 270'ten konuyu tekrar edebilirsin istersen diyoruz din konusunda biliyorsun ekim ayı programımızda Kondisyon ayımızda müthiş bir şekilde teker teker ilerliyoruz. Serle beraber zekat konusunda e, videomuzu beraber çekiyoruz. Ve aynı zamanda bakalım taktikli din kültürü kitabımızdan da paylaşma ve yardımcılaşma kısmından e, konularımızı sorularımızı yapmıştık. Şimdi test 18 ve test 19 yaparsanız taktikli dinden bu işi tamamlamış olursunuz. Dinamo'dan da hemen 10 saniyede ödevimiz bitiyor. Dinamo din kültüründen de. E, test 19, test 20'yi de yaparsanız yani iki tane testimiz burada var Dinamo dinden de ve aynı zamanda... Hocam dinde zoru... zor soru var mı? Hayır dinde zor soru yok merak etme diğer branşlara daha çok zor. Onda 10 zoru bankasından da e, burada zekat sadaka test 6 ve test 7'yi yapalım. Hadi bakalım o zaman ödevimizi de verdik şimdi dersimize müthiş bir başlangıç yapalım. Sonuç bir kere bazı kavramlar var ki bunları gerçekten bilmemiz gerekiyor. Birincisi Allah yolunda harcama. Allah yolunda harcamayı biz infak olarak adlandırıyoruz sonuçum. İnfak dediğimiz şey aslında Kur'an'da da çok geçiyor. E, dinde de çok önemli bir kavramdır. Allah yolunda harcama yapmaktır. Allah yolunda harcadığın zaman ne yaparsın fakirlere verirsin işte yetimlere yardım edersin yaşlılara yardım edersin işte ne bileyim evi ev yaptırırsın, şey köprü yaptırırsın işte cami yaptırırsın bunların hepsi Allah için harcamaktır. İkincisi de hocam kişinin kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı her türlü yardım, maddi manevi iyilik bunların hepsine de biz Sadaka adını veriyorsun um. Hocam kopya vermek sadakaya girer mi? Hayır saçmalama evladım. Yardım dediğimiz şey. Kopya bir kere yanlış bir şeydir. Yanlış bir şeyin yardımı mı olmaz. Tamam. İki, üçüncüsü de Tomuç evladım. Hem İslam'ın şartından biri olan zekat Tomuç'um. Yani Allah için biz bunların hepsini yapıyoruz. Tabi Allah için yaptığımız zaman bütün bu yardımları tabi kendimize de güzellik olarak geri dönecek. İnşallah Allah bize kat kat ve fazlasını verecek diye söylüyor zaten Kur'an'da da bir sürü ayette. Şunu bilmemiz, bilmemiz gerekiyor Tomuç'um. Zekat aslında zenginlik getirir sana. O yüzden ZZ'ye bak. Zenginlik getiren bir şey zekat sana. Ama kelime manasına baktığın zaman temizlik manasına geliyor. Ne demek temizlik? Malının zekatını verince malının aslında temizlenmesini sağlıyorsun. Yani e, maddi varlığının temizlenmesini sağlıyorsun. Şimdi beraber zekatın sözlük anlamını incelersek artma, çoğalma, temizlik ve bereketli olma gibi anlamlara geliyor. Şimdi sen zengin dediğimiz insan ne yapıyor? Diğerlerinden daha fazla kazanıyor. Daha fazla şanslı, daha fazla işte hayatta e, daha fazla çalışmış ve sonuçta da kazanmış. Yoksul insan ise e, e, gerekli imkanlara sahip olan insan. Bu burada imkan var, burada imkan yok. Buradaki adaletsizlik daha doğrusu dengesizlik ne kadar fazla olsa ne olur Tonguç'um toplumdaki düzen o kadar sarsılır. Yani şöyle düşün. Sen işte Bentley'de geziyorsun V8 bir turboyla ondan sonra yanından bir bile... Aynı. biliyorsun. Aynen. Ondan sonra yanından bir tane adam geçiyor. Camları siliyor para verdi diye. Aynen camları siliyor para verdiği Ya yani. Onu boş ver. Camları siliyor para verdiği değil. Onlar birazcık üç kağıt dolandırıcı oluyor ama. Olabilir. Mesela e, yandan bir insan geçiyor. Ekmek parası bulacak hali yok. Yani yemek yemiyor, su içemiyor. O kadar zor durumda. Veya sen süper saçkansın bu... ama arkadaşın soruyu yapamıyor. Ay o başka bir şey. O başka bir şey. Bu adaletsizlik. Yani bu farklılık ne kadar fazla olursa adaletsiz de olmayabilir. Belki sen çok çalışmışsın arabayı almışsındır. Diğer adam da hiç çalışmamıştır. Ama sonuçta bu dengesizlik ne kadar farklı olursa insanlar birbirine bakaraktan ne yapıyor? E, değişik duygular edinebiliyor. Dolayısıyla biz bu dengesizliği kaldırmak için zekat kuram, e, kavramını kullanıyoruz. Yani malımızdan vererekten temizleniyoruz ve diğer insanlar yok. Diğer insanların malı artıyor, senin malın azalıyor gibi gözüküyor ama kesinlikle azalmıyor. Çünkü bak ben şu anda ben sana niye ders anlatıyorum sonuçum bilgi ve paylaştıkça çoğalır. Aynı şekilde mal da paylaştıkça çoğalan bir şey aslında. Senin de yapman gereken şey fazla paran bilmem harçlığın bilmem ne biriktirdiğin para varsa arkadaşlarının ver bak göreceksin hem sevgi olarak çoğalacak bu hem de Allah sana daha fazlasını verecek diyor zaten Allah da sürekli söylüyor. Bak neler öğreneceğiz sonuçumuz zekatla alakalı şunları bilmemiz gerekiyor. Bir kere Zekat İslam'ın şartı mal ile yapılan ibadet. Bak zekat mal ile yapılan ibadet. Mal derken? Belki... Hayır onu demek istemiyorum. Yani şunu demek istemiyorum. Sadakada hem malla hem de e, manevi maddi hem maddi hem manevi ibadet yapabiliyoruz sadakayla. Ama zekatta malımızla ve yapıyoruz. Yani paramızla işte e, elimizde olan imkanlarla kullanaraktan yapıyoruz. İslam'ın şartı çünkü Kur'an'da. Allah'ı anmaktan sonra geçen en büyük ibadet, en yani fazla geçen ibadet aslında zekat. Yani birinci Allah'ı anmak, ikincisi de zekat vermek. Üçüncüsü işte sonra namaz, oruç bilmem ne geliyor. Şimdi kimlere ver, kim verir dersek zengin, akıllı, Ergen tabii zengin olmak neyi, neye göre kime göre zengin dersen. Hani 100 dolarla zengin olabilirsin. Bin dolarla zengin olabilirsin. Bir nisap miktarı denilen şey var. Nisap miktarı da kendi imkanlarını sağladığın işte. Vergi e, rekor benlerin lisesine girmek değil Hayır, mi? Hayır o değil evladım. Yani sen de zengin olabilirsin şu anda. Nisap miktarını sağladıysan zenginlik sıfatına gireceksin. Forbes dergisine ilk 50'ye girmek. Aynen. diyor Akıllı mesela. Sen de öyle bir şey göremiyorum ne yazık ki o yüzden şey bilmiyorum. Mi? Ergen mesela be. Ergenlik çağını geçmiş olman gerekiyor. Hür ve Müslüman olman gerekiyor. Hür dediğimiz şeyde köleler, eskiden kölelik dönemi vardı biliyorsun belli bir şeyde. Hatta dünyanın belli bir bölümünde hala yürürlükte bu. Hür olması gerekiyor, köle olmaması gerekiyor ve Müslüman olması gerekiyor tabii ki. Kimlere verilir? Yoksullara verilir, düşkünlere verilir, borçlulara verilir. Düşkün dediğimiz şeyde ihtiyacı olan insanlar, e, Borçlulara verilir e, veya işte yolda kalmış yolculara verilir. Özgürlüğünü yitirmiş olanlara verilir. İşte ee, köle köle gibi insanlar dediğimiz özgürlüğünü yitirmiş olanlar veya kalbi İslamiyet'e ısındırılmak istenen işte ne bileyim Allah'a dini tanımıyor işte ateisttir bilmem nedir ama hiç kimse bunu öğretmemiş ona hayatı boyunca ne yapsın adam da. Dolayısıyla onu İslam'a ısındırmak için verilebilir. Aynı zamanda Allah yolunda çalışanlara verilebilir veya zekat memurlarına verilebilir ki zekat memurları niye çalışsınlar ki mutlaka yemeksi içmesi gerekiyor onlar da o elde ettikleri zekatın bir kısmını da kendilerine pay çıkarabilirler. Böyle bir えー、か、うっ。 kural var diyoruz. Aynı zamanda kimlere verilmez de baka, bakarsak bakmakla yükümlü olduklarımıza. Mesela Tonguç'um sen babasın diyelim çocuklarım var 3 tane. E, sen çocuklarıma zekat veriyorum haçlık verebilir misin? Hayır olmaz. hayır olmaz. olmaz çünkü zaten onları vermek zorundasın. Onlar senin bakmakla yükümlü. Veya eşine veriyorsun. Bunlar zekatımdır. Hayır öyle bir şey yapamazsın çünkü zaten bakmakla yükümlü oldukların veya annene veriyorsun babana veriyorsun zaten onlara bakmakla yükümlüsün. Böyle bir şey olmaz diyoruz. Veya işte oranına baktığımız zaman Tonguç'um you <laughs> Ee, 1 bölü 40 oranında yani zekat deyince insanın aklına hemen 1 bölü 40 oranı geliyor. Tabi bu oranlar genellikle insanlar arasında bir denge sağlansın diye e, ortaya çıkmış oranlar. İşte Osmanlı döneminde özellikle bunlar uygulanıyordu. İşte altın, para, ticaret malı, koyun, keçi de 1 bölü 40 oranında. Sığırmanda deyince 1 bölü 30 oranında. Burada işte e, Osmanlı döneminde bazı kurallar vardı ve bu kurallar da günümüze kadar ulaşmış veya işte ne bileyim her deve için beş koyun, bir koyun ya da keçi. Ondan sonra tarım ürünlerinde oran bir bölü on. Neydi o atlı sipahiler falan filan vardı hatırlıyor musun? Sipahiyler. Tımarlı sipahiler. Tımarlı işte onlarda da belli oranlar vardı. Ee işte bunların hepsi de aslında bir sosyal dengenin, düzenin sağlanması için ee koyulan oranlar diyoruz Tonguç Hocam. Dolayısıyla zekat kavramını öğrendin. Bu haftanın ödülü sorusunu yap, Yorumları yolla. Hadi bakalım sana güveniyorum evladım.